KamuSen ve Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu eski genel başkanı Sayın Resul Akay'ı rozetini takmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Akay'la politikaya ilk başladığım dönemlerden tanışırız. Grupta rozetinizi takalım ve kendisi de kabul etti bugün aramızda. Gecenin 7.30'undan itibaren ortalık mecliste karıştı. Sayın Akay için midir? Her hafta milletin kürsüsünde bir dezavantajlı, derdi olan grubun temsilcisini konuşturduğumuz için midir? Yoksa son zamanlarda küçük ortağın bütün konuşmalarının öznesi ben ve İyi Parti olduğundan mıdır? Ya da büyüğünün küçüğünün partimize, partimizin büyüşüne, milletimizin teveccühüne karşı duydukları korkudan mıdır? Bilemem. 11 kişilik bir listemiz oluyor bizim. Teknik ekibimiz var içinde. Ve her haftada pandemiye en fazla dikkat eden bir siyasi partiyiz, grubuz. Bir milletin kürsüsünde derdini anlatan bir arkadaşımız oluyor. Yani biz lebalep şu salonu doldurmuyoruz, bir. Yani biz bu salonda en başından beri pandeminin kurallarına uyuyoruz, iki. Ama çok ilginç, dün gece sanırım 19.30'dan itibaren meclisimizde, yüce meclisimizde müthiş bir kriz yaşandı. Teknik ekipte dahil hiç kimse giremez dendi. Sayın Meclis Başkanı bu nasıl oluyor dedi, böyle şecaatle. Sonra telefonlardan kaçtı. Genel sekreterimiz aynı durumda. Sonra ortaya bir resim çıktı. Abiler bana çok kızmış. Şimdi üzgünüm. Rahatsız etmeye devam edeceğim. Rahat kaçırmaya devam edeceğim. Üzgünüm. Anadolu'yu gezmeye devam edeceğim. Üzgünüm. Sizin yapmadıklarınızı yaptırmaya gayret edeceğim. Üzgünüm. Bu milleti aldattınız. Bununla sizi yüzleştireceğim. Üzgünüm. Ve yaptığınız her çirkinliği fahiş edeceğim. Üzgünüm. Ya adam gibi bu ülkeyi yöneteceksiniz seçime kadar. Milletin emrinde gerçekten hizmetkar olacaksınız. Kibirinizi yerle bir edeceğim. 5 maaşlarınızı söyleye söyleye sizi milletin karşısına çıkamaz edeceğim. Ya bunlardan vazgeçeceksiniz. Ya da milletimize sizi öyle anlatacağım ki ilk seçimde milletimizin kararıyla, milletimizin iradesiyle, millet iradesiyle bu ülkenin yönetiminden demokrasiyle gideceksiniz. Sandıkta gideceksiniz. Üzgünüm. Ama şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Küçük ortak ve arkadaşlarına, aranıza girmeye niyetim yok. Endişelenmeyin. Kesinlikle böyle bir niyetim yoktur. Bu et tırnak, yani Cumhur İttifakı et tırnak, çok hissi bir ittifak. Asla orada olmam, asla aranıza girmem, merak etmeyin. Bu ilişkinizi devam ettireceksiniz. Ama hepiniz birlikte bu millete verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. Buraya insan mı almıyorsunuz? Gereğini yaparız. Buraya milletimizin derdini anlatacak kişilerden korkuyor musunuz? Her şartta burada olmaz, başka yerde olur. O milletin kürsüsü işlemeye, o milletin kürsüsünden milletimizin sesini duyurmaya devam ederiz. Ben çok sık söylerdi rahmetli
Elçi Bey çok yakın dostumdu. Çok sık söylediği bir şey vardı. Çok böyle hoşuma gitmiştir. Hoşum gelir. Demişti ki, bunu da ortaklara anlatıyorum. Maral Hanım, demiştim ki, bey sevgi nedir? Sevgi nedir? Demişti ki, Maral Hanım, sevgi kuş gibidir. Avucuna konar. Çok sıkarsan öler, böyle bırakırsan uçar. Şöyle tutacaksın, özen göstereceksin. Ortaklara rahmetli beyimin anekdotunu anlatayım. Çok sıkarsanız ölürsünüz, çok bırakırsanız uçarsınız. Aha da bu da size. Hadi. Son bir iyiliğim olsun. Ama bir şey daha vardı. İkide bir, ben demek ki hüzünlü bir tipmişim. Durur durur böyle omuzuma vurur, derdi ki, Maral Hanım, narahat olma, her şey yolunda gelir. Merak etmeyin, narahat olmayın, her şey yolunda gelir. Evet, teşekkür ediyorum. Yetti arkadaş, ayıptır, günahtır. Bırakın da millet bir nefes alsın. Bir kere olsun milletimizin yüzünü nasıl güldürürüz, onu konuşalım. Sorunlarını nasıl çözeriz, onu konuşalım. Nasıl öldüğümüzü değil, nasıl ölmeyeceğiz, onu konuşalım. Ama maalesef konuşamazlar. Çünkü korkuyorlar. O saray sefalarını kaybetmekten korkuyorlar. Altlarındaki arabaları kaybetmekten korkuyorlar. 5 farklı yerden aldıkları maaşlar kesilir diye korkuyorlar. Öyle korkuyorlar ki artık AK Partili belediye çalışanları bile bize duyduğu derin kıskançlıkla tanıdığımız Almanya'ya iltica ediyor. Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin AK Partili başkanı 42 kişilik bir grubu Almanya'ya eğitim için yollamış. Burası da çok önemli. 2 kişi hariç kalan 40 kişi gidiş o gidiş. Dönmemişler. Birkaç belediyede de aynı şey olduğu söyleniyor. Sayın Erdoğan'ın kadroları, Sayın Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'den ardına bakmadan kaçıyor. Zamanında Sovyetlerden kaçan devlet görevlileri gibi. Filmlerini izlerdik, hatırlıyor musunuz? Herhalde Türkiye'de de bu kaçışların filmleri daha sonra yapılacaktır. İşte size Sayın Erdoğan'ın Türkiye'yi düşürdüğü durum. Güler misin, ağlar mısın? Ama korkunun ecele faydası yok. Milletin gerçeklerinden kaçış yok. Çünkü artık biz varız.